Aleyhisselam da peygamber olduğunu biliyoruz. Aynı anda iki nevi gelip gelebiliyor mu? Seninle kardeşim aynı zamanda değil. Yani İsrail nevileri birbirini takip etmişlerdir. Ama aynı anda değil. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile Lut Aleyhisselam'ın olayı da böyle. Hazreti Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam'ın olayı da böyle. Buradaki Yakup Aleyhisselam ile Yusuf Aleyhisselam olayı da böyle. Yani birisinden sonra diğeri geçmiştir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir kardeşimiz kanser hastası. Mesela Harun Aleyhisselam da nevi geçiyor. Musa Aleyhisselam da nevi geçiyor. Ama Furkan Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz Harun'u kendi kardeşine vezir tayin ettik, yardımcı. Bakın, zamanında başındayken anlıyorsun Musa Aleyhisselam'a kitap verdik, Tevrat'ı verdik. Kitap verilen peygamber. Musa'ya kitap veriyor. Onunla beraber kardeşi Harun'u ona vezir yardımcı kıldı. Biz de Kur'an'ın bütününden sonuca gitmek durumundasınız. Kur'an'ın bütününden sonuca giderseniz evvela Hazreti Musa Aleyhisselam var. Daha sonra onun yerine geçiyor. Kardeşi Harun'u vezir tayin ediyor. Öyleyse Allah kitabı, Tevrat'ı Hazreti Musa'ya veriyor. Onun kardeşini vezir tayin ediyor. Ondan sonra onun yerine geçiyor. Ve kitaba varis oluyor. Allah sizden söz razı olsun. Hocam, izleyicimiz kanser hastasıyım, çalışamıyorum, oruç tutamıyorum.